hoş geldiniz. İlk konuğumu davet edeceğim. Hayatımda ilk defa programa çıkartacağım. Her sorunun çözümü için elimden geleni yaparım. Şimdi çıkartacağım konunun çözümü için de elimden geleni yapacağım, biliyorum. Ama önümde çok engeller var. Yani bir yayıncı olarak bunu söylemem aslında çok kolay bir şey değil, tahmin edersiniz benim adıma. Sadece şunu hayal ediyorum. Elimde hiçbir veri yok. Elimde hiçbir bilgi yok. Biraz sonra konukları davet ettiğimde köklerini arayan o annenin yakınları, akrabaları, mahalleden, o dönemde onunla vakit geçirmiş olan insanlardan gelecek ihbarlar benim için çok önemli. Tüm Türkiye'nin çok dikkatli izlemesini istiyorum. İnşallah bu konuyu en hayırlı şekilde sonlandırırız. Çünkü bir bilinmeze gidiyorum. Bakalım bu bilinmezlik bizi hangi mucizelere götürecek? Yonca Birol geliyor. Annesi %85 engelli. Şizofreni hastası. Babasıyla annesinin tanışma hikayesi İzmir'in otogarında gerçekleşiyor. Sonra bu ilişkiden, bu birliktelikten Yonca dünyaya geliyor. Hayat herkesi savuruyor. Yonca yıllar sonra annesine kavuşuyor ve bugün annesinin köklerini aramak üzere karşımızda olacak. Annenin adı var ama 30 yaşında konulmuş bir isim. 30 yaşında kendine ait yeni bir kimlik çıkartılmış. Geçmişi olan ama geçmişi olmayan da bir kadın hikayesiyle başlıyoruz sevgili seyirciler. Yonca Birol ve annesi Fatma Hanım geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba abla. Nasılsın? Sağ ol. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Böyle buyurun lütfen. Gel Fatma teyzeciğim. Bu arada stüdyomuzda Yonca'nın eşi de var. Bütün aile burada. Bir tarafta hem bir annenin hem bir evladın ve bir ailenin hikayesi. Bu sebeple sevgili seyirciler, şu anda Esra Erol'u izleyen tüm seyircilerimiz lütfen ekranlarına yapışsın. Bizleri çok dikkatli dinlesin. İnşallah şu an ekranda görmüş olduğunuz Fatma Hanım'ın köklerini buluruz. İnşallah. Sağlığı sebebiyle geçmişine dair vermiş olduğu bilgiler maalesef ki eksik. Maalesef ki söylediği şeyler yanlış da olabilir. Şu anda ona verilmiş bir isim, verilmiş bir soy isim, kendinin kızına ara ara anne ve babasıyla ilgili söylediği isimler var. Bunların hepsi aslında soru işareti. Dediğim gibi 30'undan sonra geçmişi olan ama ondan önce geçmişi olmayan bir kadın hikayesini ekranlara getiriyoruz. Ve en büyük dileğim inşallah bir mucize olur. İnşallah. İnşallah o mucizeyi burada gerçekleştiririz. Yonca hoş geldin. Hoş buldum abla. Sadece beni değil, sen programa gelip ekip arkadaş müracaat edip ekip arkadaşlarımla görüştükten sonra hepsi senin hikayeni hüzünle anlattılar bana. Evet abla. Senin hayattaki duruşun, annenle ilgili vermiş olduğun mücadele çok kıymetli. Bugün Yonca kaç yaşında? 27. 27. Çocukları var mı? Var. Kaç yaşındalar? Kaç tane? Kızım 9 yaşında, oğlum 7 yaşında. Ellerinizden öper. Ben de onları gözlerinden öpüyorum. Eşim de burada. Evet. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eşim en büyük destekçim diyebilirim. Yani olmasaydı belki ben bugün burada olamazdım. Abla nasıl anlatayım, kelimelerim artık düğüm düğüm oldu. Son çare sana güvendim. Senden başka gidecek, sığınacak kimsem yok. Bana bir tek sen yardımcı olabilirsin. Ne kadar yardımcı olabilirim bilmiyorum. Ben de senin gibi o mucizeyi bekliyorum. Biz inanıyoruz ama mucizelere. Ben biz çok inanıyorum. Biz mucizelere inanıyoruz. Evet. Yonca. İnşallah. Umudunu hiç yitirme. Avukat abla, seni de çok seviyorum bu Sağ arada. Sağ ol, hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş buldum. Hikayen nerede başlıyor? Abla, 30 yıl önce babam annemi İzmir garajında buluyor. Yıl 93-94. Bu tarihler bizim için önemli. Evet. Ben 96 doğumluyum.
Annem bana hamile kalıyor, getiriyor. Babam da zaten tam akılda bir insan değildi. Ama annem kadar kötü de değildi. Yani kendini biliyordu. Müzisyen adam. Bulmuş, getirmiş. Babaannem de annemi görünce çok üzülmüş. Demiş ki, olsun kalsın demiş. O da benim bir evladım olsun demiş. Sokağa atmaktansa ben onu bakarım demiş. Ondan sonra bana hamile kalmış annem. Yani... Sonra ben doğmuşum. O da şu şekilde gerçekleşmiş. Annemin karnı ağrımış. Babaannem de Manisa'ya gezmeye gelmiş. O sıra biz İzmir'de oturuyorduk. Annem karnım ağrıyor benim demiş. Lavaboya girmiş. Lavaboda beni doğurmuş. Yani doğurmuş. Babam gelmiş, bakmış. Beni yerde görmüş böyle. Sonra kucağına almış beni. Montunun içine koymuş. Evladıyım yani sonuçta. Bir de babam beni çok severdi. Ondan sonra montunun içine koymuş. O zamanın gazetecileri gelmiş. Çekmişler. Ama yine annemin ailesi annemi aramamış. Yani yok, çıkmamışlar. Sonra biz Manisa'ya taşındık abla. Ben bebekim ama. Kundaktayım, bebekim. Babaannem çok merhametli bir kadındı. Tüm zorluklara rağmen savaştı. Beni 11 yaşına kadar annem, ben, babam, bir de amcam vardı bekar. Hani hanımıyla ayrılmış, bekar bizle yaşıyordu. İnan abla, bir oda bir salonun içinde... Yani kaç kişi yaşadık. Ondan sonra benim mesela çocukken hiç kendime ait bir odam olmadı. Çünkü imkanlarımız yoktu. Olsun dedik. Her şeye göğüs gerdik. Babaannem baktı. Ta ki ben 11 yaşına geldim. Babam hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliğinden öldü. Sonra anne, ben çok küçük olduğum için anneme sahip çıkamadım. Çocuktum, elimden hiçbir şey gelmiyordu. Annemi yurda yatırma kararı aldı. Çünkü babaannemin de Alzheimer başlangıcı oldu. Ondan sonra annem bir şekilde yurda... Bakım merkezine. Evet, bakım merkezine gitti. Gitti abla. Bu arada şöyle de bir detay var hikayede. Babaanne, nur içinde yatsın, annenin bu ailesinin bulunması için o dönemki imkanlarda faks çekilir ya, her yere faks çekiyormuş. Çektirdi. Emniyette, emniyetin kapısını aşındırıyormuş. Evet. Yeter ki Fatma'yı arayan bir ailesi varsa, evet, nerede olduğunu bulsunlar diye. Bulabilsin diye elinden geleni yaptı. Annenin üzerinde bir kimlik... Yok. Yok. Annene dair bir bilgi? Yok. Yok. Hiçbir şey yok. Yok abla. Yani bir kadın var X. Yani o gün ona Fatma dediğinizde Fatma. Senin adın ne diye sorulduğunda Fatma derse Fatma kabul ediyorsun. Evet. Belki de Ayşe, bunu kimse bilemiyor. Bilmiyor. Sadece isminle Fatma. Bu kadar. Başka da hiçbir şey yok abla. Babaannem kendi imkanlarınla, muhtarın yardımıyla, eski muhtarın yardımıyla anneme bir kimlik çıkartabildi. Allah razı olsun o zamanın hakiminden. Hakim bey acıdı dedi, yani hastalığı var, ustalığı var. Ben bir kimlik çıkarayım ona dedi, yani vatandaş olarak. Ama babaannen ne kadar öngörülü. Yani bir kadın ki şimdi oğlum öldü, geriye bir çocuk, bir de bir de Fatma kaldı elimde, o da rahatsız. Aman ben de şunu gideyim bırakayım demiyor. Ailesini yine bulayım diyor. Ailesini buluyor, bakım, evet, merkezine yatırıyor. Ona o günün muhtarıyla kimlik çıkartıyor. Evet, ve abla, bir şekilde Fatma'nın bu ülkedeki varlığını bir kimlikle aslında tescillendiriyor. Evet, şimdi abla, Fatma'nın bir geçmişi var ama yok.
Yok. Ve ona bir geçmiş veriyor 30 yaşından sonrası evet, için. Evet, evet abla. Sonraki süreç. Sonra abla. Annem bakım merkezinde, siz babaanneylesiniz. Evet abla. Sonra babam zaten hayatını kaybetti işte. Annem bakım evine gitti. Sonra bir bekar amcam vardı, o da vefat etti. Biz evde babaannemle yalnız kaldık. Artık babaannemin de yavaş yavaş Alzheimer'ı ilerlemeye başladı. Sonra eşimi tanıdım. Sevdim. Dedim bana hem anne olsun, hem baba olsun. Bir hayat kurayım dedim. Tek başıma kaldım çünkü. 11 yaşında. Hem annem gitti, hem babam gitti, hem amcam gitti. Babaannemin de sağlığı gidince düşündüm. Dedim yarın öbür gün babaannem de giderse tek başına kalacağım dedim. Eşime güvendim. Eşimle evlendim. Amcalarım düğün yaptı. Yani bize. Allah bin kere razı olsun. Sahip çıktılar. Eşime bir iş buldular. Evlendik. Sonra kızımı doğurdum. Adını da Kumsal koydum. Kızımı da ilk göz ağrım. O beni hayata bir kez daha bağladı. Bağladı. Dedim ki tamam. Annem bile nasıl gülüyor Kumsal dediğinde. Evet annem. Ya çok derin bir hikaye. Bir araya girmek istiyorum. Sadece Fatma Hanım'ı ekrana tek verebilir miyiz? Önce senin de söylemeni istiyorum. Sadece ben söylemeyeceğim. Yıllar sonra annesini bulan bu genç kadın annesinin köklerini arıyor. Fatma abla oraya bakar mısın karşıya? Buraya karşıya bakar mısın? Sen söyle. Gençlik fotoğrafı ekranda. Bu da bir sağlık raporuna yapılmış olan bir fotoğraf. Bunu ekip arkadaşlarımız en iyi haline getirdiler. Fatma Hanım'ın çocukluğunu, doğduğu evi, varsa anne babasını, kardeşlerini, ailesini, mahallesini, yakınlarını, ait olduğu memleketi, toprağı arıyoruz. Elimizdeki bilgilerin hepsi çok eksik. Ekranın görünür gücüne çok inanıyoruz. Bize gelecek olan ihbarlara çok inanıyoruz. Çünkü bu mucizeyi gerçekleştirecek olan tek bir şey var. O da ekranın başındaki o seyircilerden biz bu kişiyi tanıyoruz. Ben daha önce bu mucizeyi defalarca yaşadım. Bir kere daha olacağına olan inancım sonsuz. İnşallah. İnşallah abla. İnşallah. İnşallah. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.